Hazır mısınız çocuklar? Hazırız kaptan. Sizi duyamıyorum. Hazırız kaptan. Sünger Bob serisinden Squidward. Squidward bir ahtapot olarak insan doğasının bir yansıması gibidir adeta. Her ne kadar baş kötüyü plankton olarak düşünsek de asıl antagonistin o olduğunu anlarız. Onda Joker'den ve Oblomov'dan parçalar görürüz. Sünger Bob ve Patrick'in saflığına ve enerjisine zıt olarak genellikle yalnızlık ve karamsarlık içindedir. Benzer şekilde Joker de toplum tarafından dışlanmıştır. O da sık sık ironik, sarkastik ve bazen kara mizah kullanır. Oblomov gibi monotonluk ve rutinle boğuşur. Ancak bir yandan da sistemin kölesi olmayı reddeder. İçsel dünyası bu huzursuzlukla kaplıdır. Squidward sinizm felsefesini benimsemiş bir karakterdir. Onun karakteri karamsarlıkla beslenir. Ruhu işkenceyle şekillenir. Bu işkence aslında Bikini Kasabası'nın ta kendisidir. Her gün aynı monoton rutin, aynı yüzler, aynı aptalca olaylar. Onun dünyasında her şey boş ve anlamsız gibidir sanki. O genellikle hayata ve çevresindekilere karşı olumsuz bir tutum sergiler. Eleştirel bir gözle etrafındaki olayları ve insanları inceler. Sosyal yönden itici olma eğilimi, onun olumsuz ve sinirli tutumu diğer karakterlerle gerginlik yaşamasına sebep olur. Hadi Squidward. Flying Dutchman. Great party, huh? What are you supposed to be? Why, I'm a pet goldfish in a bowl. Tüm bu bağlamda karamsarlığını kara mizahla, istihza ile dışa vurur. Öyle ya da böyle Squidward kendini diğerlerinden farklı görür ve bu onda bir varoluşsal izolasyona sebep olur. Depresif ancak uyuşmuş bir yönü de vardır. Etkileşimleri genellikle alaycılık ve bıkkın iç çekişlerle karakterize edilir. Sürekli çatık bir kaş ve karamsarlıkla Bikini Kasabası rutininde hapsolmuş gibidir. Yine de bu öfkelilik cephesinin altında ara sıra sıcaklık ve şefkat parıltıları gösteren bir kalp yatıyor da diyebiliriz. You call yourself a delivery boy? Well, I ain't buying! Sponge? Sponge? It's okay. Anlık olarak yumuşadığı anlar karanlık doğasının parıltılı nüanslarını bize gösterir. İster Sünger Baba gönülsüz de olsa yardım etmek olsun, ister salyangoz geri için endişe duyduğu anlar, tüm bunlar Squidward'ın insan düşmanı cephesinden sıyrıldığı zamanlardır. Akranlarının amansız alaylarına rağmen Squidward sanatsal çabalarında ısrarcıdır. O klarneti ve boya fırçasını Bikini Kasabası'nın kaosundan kaçtığı bir sığınak olarak görür. Squidward itiraf etme konusundaki isteksizliğine rağmen Sünger Bob'la gönülsüz bir bağ sahiptir. Onların dinamiği düşmanlık ve sevginin hassas bir dengede bir arada var olduğu insan ilişkilerinin karmaşıklığını özetler. Öyleyse Squidward'ı sadece huysuz bir kafadan bacaklı olarak görmek bu derinlikli karakteri ıskalamak olacaktır. Bununla birlikte karakterin derinliklerine indiğimizde acı, keder ve hayal kırıklığıyla karşılaşırız. Squidward'de varoluşçu ızdırapla boğuşan karmaşık bir birey görürüz. O küçük dünyasındaki sıkışmışlığın farkındadır. Sünger Bob'un veya Patrick'in sınırsız umursamazlığı ve saflığından farklı olarak günümüz insanının portresine sahiptir. Diplerde ve yıkık bir tezahürü vardır. Squidward iki uçlu bir karakterdir. Senaristin kalemine mahkum edilmiş bir kurbandır aslında. Bunun nedenini sports bölümünde daha iyi anlarız. Sünger Bob'un bu bölümünde Squidward, Sünger Bob ve Patrick'e zarar vermek, neredeyse öldürmek niyetiyle tehlikelerle dolu sadist spor oyunları uydurur. Sendir daha iyisin. Puan sistemi birbirlerine verdikleri acıyla artar ve onlara sürekli berabere kalmalarını sağlayacak şekilde puanlar verir ya da öyle denk getirir. Böylelikle sonsuz bir acı döngüsüne onları hapseder. Ta ki Machiavelli's planları geri tepene kadar. Ona bu ve benzeri bölümlerde ara sıra böyle rollerin verilmesinin sebebi izleyicinin gözünde acınacak bir kurban ve zulmü hak eden bir zalim arasında karakterize edilerek senaryo esnekliğini arttırmaktır Squidward'ın. Oysa ki tüm Bikini Kasabası ona karşı gibidir. Neredeyse her bölümde acı çeker ya da bir yerlerine mutlaka bir şeyler olur. Ayrıca Squidward'ın çalkantılı varoluşunda sevinç ve başarı anları olsa da bu anlar geçicidir. Onun huzurlu anları çöp konteynerinde artık yemek arayan kedininki kadardır. Yine de Squidward'da Murphy'vari bir şekilde nihai bir iş güvenliği vardır. Ne kadar kaçarsan o sana gelir felsefesi gibi düşünelim bunu. Squidward ne kadar beceriksiz veya verimsiz olursa olsun asla işten kovulmayan personele örnek.
örnektir. İş ahlaki tamamen toksiktir. Sık sık müşterileri küçümser, onlara hakaret eder, düzenli olarak işte uyur veya iş yükünü Sünger Bob'a yıkar. Ancak Bay Yengeç onu asla kovmaz. Hatta Sünger Bob kovulduğun bölümünde Sünger Bob'un çok daha iyi ve yetkin bir çalışan olmasına rağmen Bay Yengeç'in Squidward yerine Sünger Bob'u kovmasının tek nedeninin Squidward'ın kıdeme sahip olması olduğunu belirtiyor. Bu da aslında Yengeç'le Squidward'ın arasındaki toksik bağ ve belki de benzerliklere bir örnektir. Squidward kendisini toplumun ve özellikle komşusu Sünger Bob ve Patrick'in dışında hisseder. Onun karakteristik özelliği diğerlerinden farklı olması ve bu farklılığın genellikle anlaşılmamasıdır. Bu durum Squidward'ın kendini yalnız hissetmesine ve sosyal izolasyona sürüklenmesine neden olur. Fakat asıl soru şudur. Squidward'ın yalnızlığı sadece fiziksel mi yoksa daha derin varoluşsal bir yalnızlık mı yaşıyor? Squidward'ın yalnızlık deneyimi insanın temel varoluşsal kaygılarına işaret eder. Ölüm, özgürlük ve anlam arayışı gibi kaygılar Squidward'ın ruh halini ve davranışlarını derinden etkiler. Squidward'ın sosyal izolasyonunu ve yalnızlık duygusu insanın varoluşsal derinliklerine işaret eden karmaşık bir olgudur. Gözlerimi açıyorum ve tekrar bu bükülmüş, bozuk, bir o kadar da çürümüş yaşamın içinde buluyorum kendimi. Bu monoton hayat her gün aynı melodiyi çalıyor. İş, eve dönüş, yatış. Her gün diğerinin kopyasının kopyası gibi. Anlamsız ve tatsız. Neden bu kadar uğraşıyoruz ki? Niçin? Belki de hiçbir şeyin gerçekten önemi yok. Belki de her şey sadece birer illüzyon. İnsanların kendilerini kandırdığı bir oyun gibi. İşte bu yüzden yaşamın anlamını aramak yerine onu reddetmeye karar verdim. Dışarıya bakıyorum ve gördüğüm tek şey boşluk. Sanki her şey bir sahne, herkes bir oyuncu ve her olay sadece bir gösteriden ibaret ki. İnsanlar mutluluk peşinde koşuyorlar, başarıya ulaşmak için didiniyorlar. Ama sonuçta ne elde ediyorlar ki? Bir avuç toz, birkaç anı ve bir yığın hayal kırıklığı. Belki ben bu gerçeği görmüş olabilirim. Sürekli mutlu ve neşeli olmaya çalışanlar. Gerçeklikten kaçanlar. Onlar korkaklar. Ama ben gerçekliğin içine bakıyorum ve onunla yüzleşiyorum. Bir şekilde paslı klarnetime üflemeye devam ediyorum. Belki de bu içimdeki boşluğu doldurabilir. Belki de dolması gereken bir boşluk da yoktur. Ya bilmiyorum. Ben kendi gönül alemimde kendimce bir çözüm buldum aslında. Hayatın herhangi bir anlam taşımadığı gerçeğini kabullenmek, paradoksal bir şekilde özgürlüğü beraberinde getiriyor. Çünkü eğer hiçbir şeyin önemi yoksa, anlamı da yok demektir. Ve bu bana kendi kaderimi belirleme özgürlüğü sağlıyor. Belki de bu durağan yolculuk sonsuza kadar sürecek. Belki de hiçbir şey bulamayacağım. Belki de zaten bulmamam gerek. Bilmiyorum. Squidward'un genellikle etrafındaki her şeyi eleştiren ve olumsuz bir bakış açısına sahip olan bir mahkumiyeti vardır. O derinlerinde bir yerde umutsuzluğun ve yalnızlığın yükünü taşır, yaşamının en ince detaylarına bile hakim olan bir çeşit melankoli ve eksiklik hissiyle doludur. Dünya onun gözlerinden soluk görünür, onun için hayatın neşesi ve coşkusu sadece geçici bir illüzyondan ibarettir. Onun gözünde insanlar ve Bikini Kasabası'nın diğer sakinleri çoğu zaman sığ ve anlamsız oldukları için onun dikkatini çekmez. Belki de bu yüzden çoğu zaman kendi kafasının içinde dolaşır durur, kendi gri dünyasına kaybolur. Squidward'ın bakış açısı zaman zaman çoğumuzun hissettiği sıkıntı ve karamsarlıkla kolayca özdeşleşebilir. O hayatın çoğu zaman haksız ve anlamsız olduğunu düşünür. İyi niyetli girişimleri bile genellikle beklenmedik ve hayal kırıklığına uğratıcı sonuçlarla sonuçlanır. Böyle olunca da ehaliyle yine antagonist, hatta belki de anti-villain cephede huzursuzluğun huzurunu bulur. Kendini o tarafa daha yakın bulur. Sünger Bob'a ve Patrick'e zulüm olur. Onun aşırı eleştirel ve pesimistik bakış açısı insan deneyiminin bir parçası olan zorluklara ve çatışmalara ayna tutar. Belki de hayatın anlamı mutluluğun sürekli peşinden gitmemekle, bu amaçsızlık, varoluşsal sanrılarla başa çıkma becerisiyle ve tüm bunlara meydan okuma yeteneğiyle ilgili olduğudur. Bugün Sünger Bob serisinden Squidward'ün analizini yaptık. Onun içsel dünyasını anlamaya çalıştık. Böyle içerikler ilgini çekiyorsa kanala abone olmayı unutma. Sevgiler, bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.